Efendim, Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte şiddet skandalı yaşandı. Bakın anlatalım. 4 yaşındaki çocuk kendisine uygulanan bu şiddeti ailesine anlattı önce. Ortaya çıkan kamera kayıtları da aslında küçük çocuğu doğrular nitelikteydi. İşte bu şiddetin ilk olmadığını öne süren babaysa belediyeyi olayı örtbas etmeye çalışmakla suçluyor. Yarı oldu. Kim yaptı onu? Canın öğretmen. Neden yaptı? Şımardın mı sen? Evet. Şımardın diye mi yaptı? Evet. Canın acıdı mı? Evet. CHP'li Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte henüz 4 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandı. Küçük çocuk yaşadıklarını böyle anlattı. Ne yaptı buraya? Neyi soktu buraya? Tırnağı. Tırnaklarını mı soktu oraya? Evet. Peki kanadı mı? Evet. Ne renk kanadı? Kırmızı. Ağladın mı sen? Evet. Belediyeye ait Türkan Saylan Gündüz bakım evinde görev yapan bir öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddetin kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Şurada 12 milim, şurada da diğer tırnağı olmak üzere burada da 6 milim iki tane tırnağını çocuğumun eline geçirmiş. Bu şiddet olayı ilk kez yaşanmıyor. Bunun daha öncesi de var. Çocuğun vücudundaki yaralardan şüphelenen aile kreşin kamera kayıtlarına ulaştığında büyük bir şok yaşadı. Kuzey. Kreşten geldiğinde kolunda, bacağında, kalçasında morarıklar görüyorduk. Biz bunu kreş yetkililerine ya da öğretmenine sorduğumuz zaman arkadaşlarınla oynarken oldu. İşte arkadaşıyla kavga etti oldu. Hep suç arkadaşlarına atıyorlar. Biz bunu Kuzey'e sorduğumuz zaman şöyle diyordu Kuzey. Canan öğretmen kolumu cimcirdi. Canan öğretmen bacağıma tırnakladı. Baba Cengiz Özçaylan savcılıktan karar çıkartıp kreş yönetiminden eski kayıtları da istedi ama o kayıtlara bir türlü ulaşamadı. Tek video var. Tek bu video var. Diğer videolar nerede dedim. Savcı baktı. Evet dedi, talep etmişsiniz dedi. Ama dedi bunlar dosyaya eklenmemişti. Ben tekrar talep ediyorum dedi. O talebe bir cevap geliyor. Geriye dönük kamera kaydının olmadığı görülmüş. Olayın örtbas edilmek istendiğini öne süren baba Özçaylan mücadelesini sürdürmekte kararlı. İşte belediye başkanımızın ne hediyesi de olacak, işte çocuğa ne alalım, nasıl bir şeyler yapalım falan, bu tip şeylerle geldi. Ya dedim ki ben görüntüleri istiyorum size. Benim çocuğuma işkence yapıldığı şüphesi benim beynimin içini yiyor.